Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Gecemiz, gündüzümüz mübarek olsun inşallah. Cenab-ı Hak iki can da aziz eylesin. Evimize ve sevdiklerimizin evlerine, Maddi ve manevi, insi ve cinni, semavi arzı afatlarda musibetlerden hıfz emin eylesin inşallah. Abiler, bu akşam Peygamber ve vesselam'ın şahsiyeti manevisini ders yapacağız. Şahsiyeti manevisini anlamak için bir kere kainat nedir? Allah, Allah nasıl bir, Allah nerededir? Yani nasıldır esması? Biz kimiz? Neredeyiz? Sonra kainatı koyacağız şekillen. Sonradan Hz. Muhammed ve vesselam bu sistem içinde nerededir? Çünkü e, orayı bana şey yapacak mısın? Emirda 79'da itikatsızdır, kapsızdır, vicdansızdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir geçiyor. 59 mektubatta da Süfiyani Deccal diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zatını aleyhindedir ve şair İslam'ı İslami'yi çalışır diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın niçin aleyhindedirler? Hemen bunu bilelim. Bir itikatsız olduklarında iki kapsızdır, vicdansızdır. Sanki başka şey yok ama suret hakta olanlar için söylüyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın aleyhindedir. Osmanlı'nın son Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi'nin bir kitabı var. Adı şu. Dini tamir davasında din tahripçileri. Yani televizyon ekranlarında maalesef bazen dini tamir davasında din tahripçileri aynı görüyoruz. Şimdi bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aleyhin dedi. Şimdi <laughs> resimler var. Bir kainata bakalım. Kainat, Allah, biz, peygamber. Şahsı manisi sonra mevzu okuyacağız. Bunları hep bir, bir saatte yerleştireceğiz. Abiler şimdi biz buradayız. Siz burada oturuyorsunuz. Bizi sarmalayan yedi kat sema. Onun üstü Lef-i mafi ispat, onun üstü kürs, nefsin takıldığı yer. Sidret-i cennetin son mertebesi. Bir sistemi çabuk çabuk anlatayım. Sonra bir esmanın perdesiz tecelli ettiği kalp, arş, Kabe aynı olduğunu söyleyen peygamber aleyhissalatü söylüyor. Onun üstünde lef-i Kur'an'ın indirildiği yer. Onun üstü ruhların ve kanunların yaratıldığı alem, arş-ı azam. Ondan sonra imkan ve vücub ortası mec'ul deniliyor. Buna İmam-ı Rabbani Hazretleri de söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri de mec'uldur diyor. Yani belirleniş yoktur. Şimdi onun da üstü kuşatıcılığı dikkat edin bakın. Esmalar, onu da kuşatan sıfatlar, onu da kuşatan şunat-ı zatiyeler, onu da kuşatan mayet i zatiye. Yani Allah'lık hakikati her şeyi Allah'ın nuru semavat Allah evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Çabuk şey yapıyorum ki e, alacağız mesafe çok. Yani Allah kainatın nurudur demek. Su buza nedir? İse Esma-i Hüsnalarda varlığa öyledir. Şu varlık Esma-i Hüsnaların cil ve cemal nakış sanatı donmuş halidir. Veya Esma-mevcudat ilişkisini söylüyorum. Enerji maddeye nasılsa, Enerjiyi maddeden alın. Maddeden bir şey kalır mı? Kalmaz. Duman ve nuru odundan alın. Odun denen bir şey kalmaz. Buzdan suyu alın. Buz denen bir şey kalmaz. Ha, Deistel öyle diyor ya Allah kainatı yarattı bıraktı. Yani kainatı bilmiyor. Bir şeyin nedeni yine kendisi olamaz. İlkokul çocukları gibi. Kendi kendine demek olmayan ben, beni yapmışım. Ben. Olmayan ben, olmayan beni yapmışım. Yani bir şeyin nedeni, felsefede geçiyor bu cümle, bir şeyin nedeni yine kendisi değildir. Yani olmayan benim yapan ben değilim. Şimdi biz buradayız. Bizi kuşatan işte bu alemler. Ya nereye benziyor? Celali cemali, odundaki duman ve nur. İki zıt. Yaktığın zaman duman kapatır. Nur olursa ki oduna çıkan nur o da aydınlatır. İki zıt şeyi hangi ilim ve teknolojiyle oduna koymuşsa Cenab-ı Hak bize de nefsi ruhu böyle koymuş. Oduna koyduğu duman ve nur nasılsa bizim beden de odun gibidir. Ruh odundaki nur gibidir. Nefis odundaki duman gibidir. Allah aynı kanunu cüzde ne yapmışsa külde de aynı yapmış. Şimdi bunun şu kesitini göstereceğim şimdi böyle. Hani Allah kainatı yaratmadan önce ne yapıyordu var ya. İşte zaten esması sıfatına tecelli ediyordu. Onu da göstereyim. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz büyüteyim şöyle küçülteyim. Şu mecul denilen yer şurası nuru Muhammedidir. Ee, i̇lmi kelam tabiri mecul yani kocaman ağacını onu da göstereceğim. Ağaç yaratılmadan önce Allah'ın kanunu çekirdeği yapar. Tavuğu yapmadan önce yumurtayı yapar. İnsanı yaratmadan önce spermasını yapar vesaire. Kainatı Allah yaratacağını planlamış, ilmi, ilim, e, kastetmiş irade, yaratması, kudret, taşı, toprağı, demiri, canlı, cansızı yarattığı malzeme nedir? Hayat. Proje nedir? İlk yarattığı, yarattığı evvelü ma halakallah nurihi, benim nurumdur diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. O nur budur. Yani Allah ve hiçbir şey 18 bin alem yokken Cenab-ı Hak mahlukatı yaratacağım dedi. Bu kararı, bu kararı irade. Bunun yazılımını ilim, yaratma, kudret. Malzemesi yani zemini hayat. Tamam. Nur-u Muhammedi. Onun için Vehhabiler bu sıranlamadıkları için camideki Allah ve Muhammed'i şirk kabul ederler. Niçin? vacibul vücudun karşısında mümkini bir vücudu nasıl koyarsınız? Oraya camiye Muhammed yerine Mustafa, Mahmud koysan, herhangi bir 55 tane ismini koysan olur mu? Olmaz. Olmaz. Peygamber oluşu, baba oluşu, kul oluşu, mucizeleri gözükmesi... Ahmet'tir. Çekirdek oluşu Muhammed'dir. Bütün sistemi, bütün Esma-i Hüsna'ya en azami derecede mazar ol, dengeye gelmesine de Estefa Mustafa, nefsaniyetten istifa ettiği Estefa oldu Mustafa diye anıldı. İstifa, Estefa, Mustafa. Yani huzuzatın efsanesinden sıyrılmış, bütün Esma'nın bütün mertebelerine mazar, armoni ve dengeli oluşu, Mustafa'dır. Oraya camiye Mustafa koysan olmaz. Çünkü Allah ve onun dışında Celle Celaluhu yaratılan 18 bin alemin çekirdeği Nuru Muhammedi. O Nuru Muhammedi'den bile yaratıldı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam. Yani o insan değildir. Onun için şirk değil. O bütün kainatın çekirdeğidir. O Nuru Muhammedi'dir. Hepimiz ondan yapılmışız. Yani be beşer değil o. Kişirk olsun. Evet şimdi bu biz şuradayız. Ha, burada oturuyorsunuz. Kaldırıyorum. Vefat edince işte yedi kat sema o peygamberlerin oldu. Alemi berza. Sonra emri künfeykün tezgahı. Zamanın hakikati. Lefi mafe ispat. Çabuk geçiyorum. Merak eden diğer nur dersinde, diğer derste dediler. dinler. Ersaz Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyeti manevisine gireceğim. Ama bir kava taslak verelim. Şurada nefis takıldı bize. Nefis takılmadan önce Adem'e secde et beşer değildi. de on çeşit değil. Hani arada sorulan sorulara cevap verip geçiyorum. Çünkü Adem'e secde et dendi. Allah kendisinin dışında birisine secde ettirir mi? Kendisinin dışında bir beşer değildi. Nef nefis takılmadığı için o Esma-i Hüsna'nın komprimiydi. Ve alleme Adem'e Esma külleha bütünseldi. Beşeriyeti olmadığı için şirk değildir. Biz halıya secde ettiğimiz gibi. Bu halıya mı secde ediyoruz? Orada bulunuyoruz, orada ifade ediyoruz. O herhangi bir nefsaniyeti, beşeriyeti yok ki şirk olsun. Kürs burada takıldı, burada vicdan takıldı, burada bizdeki ilmi kanunlar takıldı. Cennet, cehennemin, cennetin bizdeki karşılığı cemali, cemali tecelliler. Böyle neşe, husuru, saadet. Cehennemin bizdeki karşılığı kabz, bas, böyle gadaplar, hiddetler. Siddet-i cennetin son mertebesi yoksa varlığın son mertebesi değil. Sonra Esma-i Hüsna'ların perdesiz tecelli ettiği bizde kalp. Sonra ee, vahiy şöyle yapayım. İlim okuyanlar var aranızda hocam da burada. Ben senelerce uğraştığım bir şey söyleyeceğim size. Şurada sıfatı görüyor musunuz? Sonra büyüteceğim. Büyüteceğim. Şurada kelam sıfatı. Kur'an-ı Kerim'in geldiği yer Subutu sıfattan kelam. Abiler, ilim ehilleri söylüyorum. Çok en az 10 sene uğraştım. Şu kelam sıfatından lefi mafuza Kur'an indirildi. Bu inişe ilmi ilahi denilir. Vahi değil. Sonra bu lefi mafuzda şuradan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a zaman zemin şartlara ve ihtiyaca göre peyder pey inmesine vahiy ilahi denilir. İlmi ilahi ayrı, vahiy ilahi ayrı. Kelam, kelam ilahi. olmayacak kelam. kelam ilahi, Ben ne dedim? İlmi ilahi. Ha tamam. Allah razı olsun. Kelam ilahi. Şuradan, nerede Şuradan, sıvıtı sıfattan, lefi mafıza, kelam ilahi. Allah razı olsun düzelttiniz şuradan buraya Cebrail aleyhisselam bir adım daha tamam ya Muhammed. Yanarım dedi. Şuradan geçemedi. Sonra Peygamber aleyhisselatü vesselam imkan vücub ortası Kabu Kavsen'e geldi. Bu artık mahlukatı arkada bıraktı. Vacibül vücut ve kelamına ve rüyetine mazar olduğu bir yer. Şimdi şahsiyeti Muhammed'isine ait. Çok çabuk, çabuk gidiyorum ama kusura bakmayın e, ee, dersten sonra sabah buradayım. Merak ederseniz bu da burada. Tek tek anlatırım. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ahmet, Muhammed, Mustafa gibi isimlerin bütünselliğini görelim şeklen. Belki bunlar bir derslikte ama şekil olunca çok kolay. Yani şeklen anlatmak %58'dir. Ehli dünya bilim insanları öyle diyor. İnsanın kavraması %58 tesirlidir. Sözel anlatmak %17 tesir ediyor. Bunları anlatsaydım şimdi çok zor. Şimdi o şey çekirdeği gel. Cennetteki abiler, cennetteki ağaç terstir. Buranın tersidir. Burada kök aşağıdadır. Böyle büyür. Cennetteki ağaçlar kökleri yukarıdan yukarıdan aşağı büyür. Şimdi ben önce bir tasvir edeyim. Ağacı bir düşünün abiler. Büyük bir çınar ağacı. Neresi olsun hayalinizde? Bolu'yu şey Bursa'daki Uludağ çıkarken görkemli bir ağaç var veya veya kafanızda herhangi bir ağaç ama şekillensin ki kafanızda kalsın. Kafanızda şekillenen bir ağaç. Köküne parmağını koy. O nur Muhammedidir. Bütünseldir. Hiçbir belirleniş yoktur. Bütün her şey oradan çıkacaktır ama o şekli dış, dışarıdaki şekli gibi düşünmeyin. Çekirdekte yaprak var ama yaprağı arama. Çekirdekte meyve çıkacak ama meyveyi çekirdekte arama. Ağacın köküne, kökteki çekirdeğe, kökteki çekirdeğe Nuru Muhammedi. Ağacı büyütün, büyüdü, meyve verdi. Meyvenin adı Ahmet Aleyhisselatü Vesselam, beşer. Kainatın meyvesi, sonucu en cami. O meyvenin içerisine ne var? Çekirdek var. O meyve ve çekirdek Ahmet Risaleti Ahmediye aleyhissalatu vesselam'dır. Meyveye baba olması, komutan olması, kul olması Subhanellezi esra bi abdi o abd olabilmesi için beşer olması lazım. Onun için alimler der ki miraca bedeniyle gitmesi lazım ki abdihi densin. Abd bedensel olduğunu gösteriyor. Demek ki ağacın kökteki çekirdeğine nuru Muhammedi ağaç mıdır değildir. Hiçbir belirleniş yoktur. Ağacı yapalım. Meyve verdi. Meyve ve içindeki çekirdeğe Risaleti Ahmediye'ye. Ağacın zahirisini hayal edin. Burada da göstereceğim. Ağacın zahirisi maddi hayatı Muhammediye. Ağacın melekut makine tarafı manevi hayatı Muhammediye. Tamam. Şimdi göstereceğim burada. Hepsini pakette folye, hepsini sar. Şahsiyeti Muhammediyedir. Dışında hiçbir şey yok. Ona itiraz eden, iman etmeyen bile ümmeti, ümmeti davet, davet edilmiş ama icabet etmemiş. Biz ümmeti cabeyiz. Davete cevap vermişiz. Şimdi aha onu nuru Muhammedi çekirdek meyve risaleti Ahmediye. Aleyhissalatu vesselam ve sen de buralarda bir yerdesin. Ya birimiz yaprağız, ya çiçeğiz, ya meyveyiz. Veya kafirler gibi kuru tarafındayız. Ağacın zairisine madde hayatı Muhammediye. Ağacın batınısına manevi hayatı Muhammediye. Bu komplesine şahsiyeti Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Şimdi <laughs> televizyon ekranlarına vesaire rastlarsınız. Tabii ki bir beşerdir. Çünkü bize imam olacak. Tuvalete gidecek, bizim gibi yiyip içecek. Beşeriyet vazımatı yaşayacak ki bize o cihette de örnek olsun, ümüne olsun. Ama adam orada bırakmış. Oysa bütün esmanın bütün meratibini turfanda taze imiş gibi mazar olmuş bir şahsiyeti Muhammediye var. Yani koca tavus kuşu derbedi Hazretleri. Bir yumurtadan çıktı ama Havada tayran eden bir tavus kuşunu düşünün. Rengarenk. Şimdi adam sıkıştıramıyor kafasına. Şuna bak. Şuna bak. Yani bunun efsafını, vasıflarını çekirdekte arıyor. Çekirdekte göremeyince ki göremeyecektir. inkar ediyor. Bu şahsiyeti Muhammediyedir aleyhissalatü vesselam. Bu beşeriyetidir. Beşeriyetinde arama çünkü bize örnek olacak. Pazara gidecek, alışveriş yapacak, baba olacak, komutan olacak, kulu olacak, namaz kılacak vesaire. İşte onu, onu nazara veriyor hainliğinden dolayı. Onu kafasını kaldırıp beşeriyetinden şahsiyeti Muhammediyesini göstermiyor. O da bizim gibi bir şeydi diyor. Ya acayip bir şey yani. Bütün esmanın bütün mertebesine mazar senin gibi yani. Çıkmış televizyonda onun şahsiyetine ne ihtiyaç var? Niçin ihtiyaç duyuyorsun? İnkar etmeyi. Niye? Çünkü abiler direkt Kur'an'a inkara gidemiyorlar. Plan şu. Kur'an'ı inkar etmek istiyorlar ama bu millet kabul etmez. Etmedi de zamanda. E ne yapacak? Kur'an nasıl biliniyor? Kur'an nasıl biliniyor? Kur'an'ın tefsiri, hayatsal tefsiri, eylemsel tefsiri, yaşantıya dökülmüş hali Sünnet-i Seniye'dir. O zaman Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmanın yolu Sünnet-i inkar etmekle olur. Sünnet-i Seniye'ye hücum etmelerinin sebebi Kur'an'dır. Kur'an'ı kaldırmak içindir. Sünnet-i Seniye'ye peki nasıl hücum edecek? İlk önce mezheplere hücum edecek. Daire daire. <laughs> Plan şu. Kur'an'a hücum etmek için Sünnet-i Seniye'ye. Sünnet-i Seni'ye hücum etmek için mezhep imamlarına. Mezhep imamlarına hücum etmek için ilk önce cemaat başlarına. Bahattin Şahın Nakşibendi Hazretlerine, İmam-ı Rabbani Hazretlerine, Bediüzzaman Hazretlerine, Abdülkadir Geylani Hazretlerine, İbrahim ve vs. imam ı Azamlarımıza vs. Böyle bunlara hücum edecekler. Alıştıra alıştıra içeriye soka soka en son ya Kur'an Kur'an'a da gerek yok ki. Tanrı, Allah da demeyecek, yaptı bıraktı böyle. Böyle bıraktı Allah, kainatı artık ne haliniz varsa görün. Deist oradan çıkıyor. İlk önce bizim istifade edip namazımıza vesile olan, ahlakımıza, kemalatımıza vesile ve vasıta olan dergahlarımız, camilerimiz, kurslarımız, medreselerimiz vesairelerimiz. Bize Allah anlatan her yer. Ona hücum edecekler. Sonra biraz alıştırdı mı mezheplere, biraz da alıştırdı peygambere, sünnetine. Bu sünnet değil diyor. Bu da değildir diyor. Radiyallahu anh hazretleri yani sen, muhadis e, muhaddis uleması. Sünnet değildir, bu hadis değildir. Sanki bütün hadis dünyasını bile bilmiş yani. Şimdi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti, Muhammediyesini şeklen gördükten sonra şimdi metinden okuyorum. Üç noktadan bakmak lazım. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Es-Sebubül Kelfay sırrınca bütün ümmetin, okuyacağım orayı, bütün ümmetin onu inkar eden bile ne hasenesi varsa onun defterine yazılıyor. Mesela bir insana hocamız namaz kılmaya vesile oldu. Hocam. Onun namaz kılmasına, Kur'an okutmasına vesile oldu. Onun Kur'an okumasına, ve o da bir başkasına, o da başkasına kıyamete kadar ne Kur'an'la ve namazla yapmışsa hayır, hep bir tamama buna geçer. O bunun öğrettiği, Kur'an öğrettiği şahıs ne yaparsa yapsın Kur'an cihetiyle sevabı bunu geçemez. Çünkü o Kur'an adına ne kazanırsa buna gidiyor. Ümmeti Muhammed'in ubudiyeti kulluğu yani iman edişinde her ne ki Allah'a karşı bir kazanım varsa bizde o da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sebep olduğu için hep ona adır. Ve yetişilemez. Kendisini emsal görüyor adam. Yetişilemez. Onun için anlattım. Kendisi, o da şey diyor yani. Okuyorum. Umum ümmet, umum asırlarda işledikleri umum hasenatın bir misli, Esebebül es kelfail, sırınca, Zat-ı Ahmedi ve Vesselam'ın sayfeyi hasenatına geçtiği gibi. Bak onun şeyine geçiyor. Bak görüyor musunuz abi? Gel de etme. Görüyorsunuz değil mi? Hepinizin elinde kitap veremem. Ama bu dershanenin toprağından binanın bu haline bu, bu hale gelene kadar. Kim maddi ve manevi vesile ve sebep olmuşsa Cenab-ı Hak iki cihanda aziz eylesin. Bu şahsiyeti Muhammediye'nin dairesinin içerisinde... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini azar eylesin inşallah. Amin, Amin ya Rabbi. Amin. Hak ediyor bu duayı. Şimdi Es-Sebebül Kelfay'ı sırınca Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın sayfe yasanatına geçtiği gibi Umum ümmet her günde ettikleri salavat duasının kati makbuliyeti cihetiyle o hadsiz duaların iktiza ettikleri makam ve mertebeyi düşünmekle yani mesela salavat getiriyoruz. Onun hakkında konuşuyoruz şu anda. Şu anda bak neredeyiz. Şahsiyeti manevi Muhammed ve Vesselam'ın bu kainatın içinde nasıl bir güneş olduğu anlaşılır. Yani güneşe nispet edilir. Güneşe nispet edilip anlatılan, örnek verilen şunlardır. Bir, Allah'ı güneşle anlatılıyor. şems Ezeli diye risalede. İki, imana güneş misaliyle anlatılıyor. İman. Sonra imanın ziyası diyor. Sonra Peygamber ve Vesselam'ın şahsiyeti güneş diye. Burada da öyle diyor. Şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu kainatın için nasıl bir güneş oldu? Sonra iman nuru, iman. Sonra hayat. Şimdi güneşi düşünün, bütün varlığı düşünün. Bütün varlık güneşin enerjisindendir. Onu kaldırsa bu da yoktur. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şahsiyeti manevisi de böyledir. O kalktı, o ötekiler de kalkmış oluyor. O da insandır, emsal yapıyor ya. Emsal. Oysa esbabül Kelfay sırınca Allah'ın dışında yaratılan bütün alemler onun nurunda yaratıldığı için bir rivayete göre 124 bin peygamberin, ustad 124 bin diyor, 124 diyor. Bir de hocam demişti geçen, bir de bir rivayete göre hocam kaç diyor? 224 bin diyor. Peygamberlerin hasenatına da ona yazılıyor. Şimdi bunun şahsiyeti maneviyesini düşün. Adam kalkmış onun ümmetinden bir tanesi. O da benim gibiydi diyor. Fesuman Allah yani. Biz de göze, gözüne, gözümüze baka baka bizim inanmamızı bekliyor ya. Yani. Onun kim olduğunu Ustad Kastamonu da söylüyor. Çok ilginç. İsmini de veriyor. Çok tuhaf. Kastamonu kaçta yazıldı Hasan? 1926'dan 8 ekle 34. Kastamonu da. Okurum size. Biraz unutturayım size sonra getir okuyayım. Kastamonu. Yok abi buradan getir. İki. İkincisi. Kaçıncı? sayfadaydı abiler. Hadi bakalım. Bu yeni kitap galiba. Burada bulmam zor olur. 150. 100 ile 51 diye hatırlıyor. Diyor ki onun gibi Yahudi, mütemerit ve dinsiz filozoflardan ve Avrupa'nın zındıklarının eskiden beri Kur'an ve Peygamberin aleyhissalatü vesselamın halatından medarı tenkit buldukları noktaları bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına, saftil Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarzda gitmiş, ve küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş. Ben beni çok mütesir etti. Is, bu İslam ismi altındaki zındık diyor. 1934. Vay be. Ne yapmış Kur'an ve e, zaten başladılar. E, Kanada'da bir tane onun yaveri var. Şu ayet fazladır diyor. Girdi diyor. O bu girdi diyor. Oysa ayette biz indirdik biz koruyacağız. Bu fazladır diyor. Bunu soktular diyor. Bir matematiksel yaptık. Matematiğimize uymuyor. Redi Allah'ın Hazretleri'nin matematik formülüne uymuyormuş. Uyması lazımmış. Uymayınca o ayet değil. Neler gördük neler. Oysa onun babasından ben e, ee, fıkıh dersi aldım. Miras hukuku onun dersini almıştı. Saadettin Yüksel hocamdan Fatih'te de ders almıştı. Halil Gönenç hocam da o şeyden onun, onun talebesidir. Saadettin Yüksel hocam da ben bizzat ders almışım. Evet notlarım var. Benim bizim karşımıza oturduğu zaman 15 günde bir giderdik. Oturduğu zaman divana oturur öyle Arap şeyiyle, entaresiyle gene üzerine bir yorgan atardı. Böyle haya ve edep timsaliydi ve e, Risale-i Nur'u biliyor. Ustadı ziyaret etmiş. İşaret-i şeyler yazmış. İkincisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti manevisinin birinci basamağı nedir? Esbabül kel fail sırınca kimse ona yetişememiz. Hiç kimse. 124 bin peygamberlerin de yaptığı bütün hasenatına ortak. İki, alem İslam'ın şeceri kübrasını menşeyi çekirdiği hayatı medarı olan mahiyet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani biraz önce gösterdiğim ağacın çekirdeği. Şimdi bir meyveyiz. Meyve. Meyveden geri git. Meyveden geri gidersek tomurcuk. Geri git. Dal. Gövde. Kök. Daha geri gidebilir misin? Gidemez. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yani telakki etsen, etse, etse, ne kadar etsen bile onun şahsiyeti manevisinden çıkamazsın. Oradasın. Eğer dinse. Dinsiz de olsa gene içindesin. Kurumuş. Ağacın dalı gibi. Demek ki alem İslam'ın o şekli hayal edin. Dersin başında anlattım. O ağacı gösterdim. Alem İslam'ın şeceri kübrasının menşeyi çekirdiği hayatı medarı olan mahiyeti Muhammed Muhammedi ve Vesselam'ın fevkalade istidat ve cihazatı ile alemi insaniyetin maneviyetini, maneviyatını teşkil eden yani maneviyet adına ne varsa onu zatında cem eden kutsi kelimatı yani söylediği zaman bir kelamı Subhanallah dediği zaman bütün meratipleriyle beraber söylüyor. Bütün e hakikatiyle beraber söylüyor. Düşünebiliyor musun ya? Yani bir ufak biz bir feyze mazar oluyoruz böyle de yerimize aa diye nara atıyoruz. Yani deniz gibi denize denize bir şey düştüm hemen sahile atar ya. işte yutar böyle. Bazı fıtratlar var. Deniz gibidir. Düşeni hemen dışarıya atar. Tamam tutamaz yani. Makbul da tutamaz. Fıtrattan bahsediyorum. Bazıları da göl gibidir böyle. İçini tutar. Maneviyat adına ne kırpıltı varsa bizde hepsi ondan. O vesile olmuş. Allah Allah. Şimdi onun söylediği o kutsi kelimatı ilk türfanda o muhatap olmuş. Ya nasıl bir şey ya Allah'a gördü ya. O alemleri geçti. Yani onun imanı ne olur ya? Bir hayal etsene ya böyle. Şimdi daha önce ölen var mı burada? Bir ahirete gidip de gelen. Yok değil mi? Şimdi bu, bu zat aleyhissalatü vesselam gitti. Bizim daha bekleyecek şeylerimiz var ya işte berzahtır, kabirdir, haşirdir. Ya cenneti, cennete girdi, cehennemi gördü. Sonra alemleri geçti, geçti, geçti. Cenab-ı Hakk'ın kelamına, rüyetine mazar oldu. geldi. Gel bedeviye kanaat et ya Rabbi ya. Lan benim cebimde biraz para oldu mu kahvem değişir, arabam değişir, konuşmam değişir, giymem değişir, eşini değiştirir, boşa adam. Her şeyi değiştirir. Sen şimdi git Cenab-ı Hakk'a muhatap ol. Cebini doldurur gibi ruhunu doldur. Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazar ol. Gel de bizim gibi bedevilerle uğraş. Hakikaten aleyhissalatü vesselam ya. Akıl almıyor ya. Kalbi yalanlamadı. Kalbiyle Evet, kalbiyle gözü yalanlamadı. Aa biz biz yeni bir şey görsek şeyler yaparız ya. bu ne ya? Niye? Çünkü öyle bir yakiniyet yok ki. Peygamber Aleyhisselatü vesselam giriyor Miraç'ta. Lef-i Mahfuz'a giriyor, Arş Azam'a giriyor. Şaşırmıyor. Yani diyor ki o ayet, gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Şaşırmadı. Fe Allah. Nasıl bir iman ya? Ya sahabelerin? Ya sahabelerin en ufak bir şeyde biz Toros'tan yapıyoruz ya. Bir de onlar, onların imanlarıyla boyu ölçüşüyoruz ya. Çok... Evet. evet. Yakınım ziyadeleşmez diyor. Ya kardeşim bunların imanı nasıl bir şey ya? Ya Fe subhanallah ya. Sahabe ya. Normal bir şey mi ya? Aynedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah bilinir, anlaşılır, idrak edilir daim demiyor. Allah görülür daim. Ben bir aynayım diyor. O aynada yani mirattır. Orada Allah gözüküyor. Herkesin Rabbi gözüküyor. Esmanın bütünselliği gözüküyor. Onun için sahabe seyrediyor. Ya kılıca kafasını uzatmış ya. Nasıl bir şey ya? Peygamberi gelen oka sahabe kafasını uzatıyor ona gitmesin diye. Bu nasıl bir iman Hasan? Peygam peygambere ok geliyor. Ona zarar dokunmasın diye kendi vücudunu siper ediyor ya. Nasıl bir şey ya? Fesubhanallah. İmana bak. Bir de ben imanımı onunla ölçüşüyor. Utanmadan. Sıkılmadan. Alemi İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manaları ile hissedip yapmaktan gelen terakkiyat ı ruhiyesini düşün. Yani Peygamber Aleyhisselam böyle bir kütüphanesi vardı. Hepsini görevlendirdi. Sen dedi ki sen Asurları, sen Lidyalıları, sen Bizans'ı, sen Romalıları, sen Farsları bir bak bakalım oralardan din, min adına kıpıntılar hepsini toplayın. Dosya yapın getirin bana. Hepsini aldı harmanladı ve kitap haline getirdi Kur'an oldu. Böyle bir şey mi oldu? Böyle bir şey mi oldu? Okuma yazması olmayan bir zat. Nümunesi yok bak şimdi. Nümune yok. Model yok. Misal yok. Patent yok. Mukayese yok. Taklit yok. Önde kimse yok. Şu an nasıl emin olursun bu kadar ya? En yani ufak bir şeyle sarsılıyoruz ya. Ya öyle mi ya falan endişe ediyoruz. Bakayım ne olacak diyor falan. İmanımıza bak yani. Nüminesi yok. Hani de, deniliyor ya. Biz sen mi haklısın? Hepimiz yaşamışızdır ailemizde, akrabamızda. Biz sen mi haklısın? Biz sen mi haklısın bu köyde veya şeyde? Peygamber aleyhissalatü vesselamın nüminesi yok. Modeli yok. Misali yok. Patenti yok. Önde giden kimse yok. Misal yok ya. Kimi taklit? Taklit yok. İlk ve son yapacaksın. İkinci yapma şansın yok. Değiştiriyorum eya sahabım. Bunu yanlış oldu. Şimdi değiştiriyor. Böyle bir şey yok. Hiç de hata yapmayacaksın. Hata olmaması lazım. Bir insan içmesi, yemesi, giymesi, konuşması, baba, komutan vesaire devlet komutanı olacak. Hiç hata olmayacak. Olur mu? Olmaz. Olmaz. Var ama varsa peygamber olması lazım. Böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değil de hepimiz insanız ya. Ben gaybden bahsetmiyorum ki insansın, sen de insansın, ben de insanım. O da beşerdir. Nasıl hata yapmaz ya? Yapmıyor işte. Çünkü niye? Bana göre. Şimdi bu kitabın, bu kitabın, abiler sünneti anlatıyorum. Şu kitabın herkese en güzel nasıl gözükür? Bilmiyorum. Böyle yaparsan buna böyle gözükür. Şuna böyle yapılır, şöyle yapılır. En iyi şu. Bu kitabın Herkesin bütünselliği hakikati alemi gayiptir. Eğer alemi gayba bakarak ben buraya tasarruf edersem. Gel gel al 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 al. Tamam tamam. Ötekisini bu tarafa getir. Olmadı olmadı getir 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 getir. Ya o öyle yaptın ama burada diyor. Bu e, yanlış gözüküyor. Eksik gözüküyor. S sola al, sola al. al. Tamam. Tamam. O kitap diyor oradakiler. En iyi böyle gözüküyor. Onu da al bu tarafa al. Al 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 al. al. Yanaşır yanaşır. Tamam. Nereye göre yaptı? Gayba. Buraya oraya göre tasarruf ediyor. Allah Resulü buradaki ameli, muamelatı, amelleri, davranışları, kelam kelamları oraya göre yapıyor. Bakıyor orada. Al bu tarafa ayasabım. Tamam. Gün götür. Oraya göre sünnet-i seni bu. Alemi gayb ve hakikat alemine bakarak yerde tasarruf ediyor. Eski anten sistemleri vardı ya sizin bir örneğiniz var çok eski derslerden. Böyle çevrili antenler vardı eskiler bilirler. Mesela çeviriyorsun tam görüntü net çıkıyor. Ha, ha tam dur 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 diyorsun ya. Allah Allah. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ve Bediüzzan Hazretleri'ne soruyorlar. Diyorlar ki 10 sene İstanbul'da kaldığında nasıl bir defa bakmadın ya? Bizim bir çıkıyoruz 10 defa bakıyoruz ya. Allah bizi affetsin yani. Şimdi nasıl bakmadın demiş ki? Mübarek. Nasıl bakayım dedi? Yerde işte günahların alemi misalde temessullatını görüyorum diyor. Bir yerde de ilmin izzeti bırakmıyor diyor. Ve yani yerde ikisini beraber görüyor. İkisini beraber görüyor. <laughs> nasıl bakacaksın? Olanın neticesini görüyor. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah şefaatine mazhar eylesin ya. Fe Allah ya. Yani bir de okuyayım, diz okuyayım çabuk. Alim İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakkiyat-i düşün. Habibiyet derecesine çıkan ubudiyet Muhammed Muhammediye aleyhissalatü vesselamın velayeti, sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. Bir zaman bir tek tesbihin diyor ustad, 27. sözde de geçer bu. Bir zaman bir tek subhane rabbiyel galiba. Subhani Rabbiyel Ala mıydı? Ha. Bir tane bu tesbih. Bunu diyor bir tek namazda ustada inkişaf etmiş. Tam manasıyla değil. Tam manasıyla değil. Bir zaman bir tek tesbihin bir tek bir tek namazda sahabelerin tarzı telakkisine yakın bir surette bana inkişaf etti. Yani kalkacak Subhani Rabbiyel veya Subhani Rabbiyel sahabeye yakın manası bir tek manası inkişaf etmiş. Ortaya çıkmış aleminde ustada. Ne oldu Fesora merak ettim. ben de inkişaf etti. Bir ay kadar ibadet derecesinde emniyeti göründü. Bir o. Oh. Fakat Bir parça. Aman ya Rabbi. Biz tabela demek ya. Yazıyor ya Malatya 10 kilometre. Lan o Malatya değil işte. Malatya hoş geldiniz deyince tabela hoş geldiniz değil işte. İşte biz tabela Müslümanlarıyız ya. E, zahirle gene Allah'a çok şükür ki tabela yani tabeladaki yazılarla okuyoruz, kanaat ediyoruz. Burası Malatya, hoş geldin ama Malatya'nın başkası kendi kendisi. Yani. Veya nüfus cüzdanı düşse, benim nüfus cüzdanım sokakta birisi görse adı, soyadı, cilt onlar, anne, baba ve böyle ha, böyle bir adam yaşıyormuş. Bir de beni düşün, iç alevimi. Deli dölü bir adam. Yerine sığmayan bir adam. Bir de nüfus kağıdına bak. Ha böyle yani tabela Müslümanı nüfus kağıdı gibiyiz. Ama bir de onun zatını tanış, tanış. işte subhanallah, elhamdülillah nüfus kağıdı gibidir. Onu iç, içsel alemde yapılandırmak, onunla tanışmak gibidir. Bir daha okuyayım. Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek namazla sahabelerin tarz telakkisine yakın, bir surette bana inkişaf etti. Bir ay kadar ibadet derecesine emniyetli göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek bidayet İslamiye'de, İslamiyet'in ilk zamanında Kelimat-ı verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Yani ilk çıktığı zaman başka bir feyzi var. Mesela bizde de öyle oluyor ya. Nurlar ilk tanıdığımız zaman neleri feda ettik, nasıl yaptık? Şimdi düşünüyoruz. Ona onlar ben nasıl yaptım ya? Onlar nasıl terk ettim ya? Şimdi olsa bu kafayla mümkün değil. Tevil ederdik. Öyle değil ama şöyle. O zaman bu dostuma o enerji vardı. Demek ki bidaette olan bir şey çok heyecanlı ve zevkli oluyor. Nasıl ruhu imbisat ediyorsa. Tazeli haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, başka bir letafeti, başka bir tazeliği, bir lezzeti var ki Gaflet perdesi altında 1400 sene geçtiği halde bu Ceyran'ın içinde doğduğumuz halde bu sistem gene sizi buralara kadar getiren bizi namazlara cumalara ve namazı kıldırtan hakikati düşünün 1400 sene geçti 1400 sene. Geçti bu kadar gaflet, bu kadar ifsadat içinde gene elhamdülillah diyebiliyorsak Allah peragame kıbleye dönebiliyorsak Şunun tesirini düşün ya. Bir de turfanda bize gelmiş olsa, taze gelmiş olsa, onu acep olurdu. 1400 sene önce geriye götür kendini. İlk nuzul etti. Tazeli haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti var ki gaflet perdesi altında mururu zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Zat-ı Muhammed'i ve Selam ise Onların menba hakikisinden zat akdesten türfanda, taze olarak fevkalade istidadıyla almış, emmiş, mas etmiş. Çocuk anasını emer gibi esma yemmiş. Bak. Biz alimlerden Kur'an'ı öğrendik. Alimlerden, tefsirlerden, şundan bunu öğrendik. Öğrendiğimiz sürece bakın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ise onların menba hakikisinden Allah'tan yani Zat-ı Akdes'ten ne demek turfanda taze olarak fevkalade bozulmamış istidadıyla almış. Emmiş mahsetmiş. Niye ümmi demiş? Bir manası okuma yazması olmayan demek. Ümmi. Esas alimler demiş ki manası ümmi anasından doğduğu gibi bozulmamış. Biz ümmi değiliz. Aile bozdu bizi. Televizyon bozdu bizi. Fıtratımıza müdahale edilmiş. İlk, i̇lkokulda müdahale edilmiş. Lisede müdahale edilmiş. Yani çiğnenmemiş tarlamız kalmamış ya. Aklımız çiğnenmiş, işgal edilmiş. Kalbimiz işgal edilmiş. Nerede ümmi yani anamızdan doğduğu gibi? Bir şeyi almakta bile zorlanıyoruz ya. En ufak bir laf derlerse hemen çi, çi, kafa bıkıyoruz. Gurur, kibir yapıyoruz. Derse gelmiyoruz ya. Nasıl der? Bizim iman nerede? Bu sahabelerin, yani peygamberle şey yapmıyoruz da. Tabiin tabiin bu eskilerin imanı nasıl bir iman ya? Ya peygambere, şimdi şöyle yapalım. Eğer elini bir kaldırır mısın kendine? Sana faydası olur bu misal. Elini böyle bakar mısın? Su akıyor. Elinde şöyle mucize olarak su aksa, ne yaparsın? Kendi elinden, başkasından değil. he Bir bakar mısın eline? Bak abi, bak bak. Bak o, e, parmağına bak, bana bakma. Su akıyor, hayalet ne yaparsın? Söyle abi. Yani ondan sonra diyor ki gelin Allah'ın için diyor. Bak şimdi bir şey anlatacağım. Allah rızası için burayı dikkat edin. Bak parmağına gel diyor açın. için Kabınızı doldurun. Devenizi getirin. Bu adam içiyor. Gene münafık ya. Bununla, bununla bu su içiyor. Bununla abdest alıyor. Namaz kılıyor. Gene münafık. Ya nasıl bir şey ya bu insanda? Bu taraf nasıl bir şey ya? Hafsalam almıyor ya. Bu parmaktan su içiyor. Hikaye değil. Onunla sabah ve yatsı kılmıyor. Öğlen kılıyor. Lan bu parmaktan su içince nasıl gene münafık kalabildin? Ola korkmayın o zaman. <laughs> bu adamlara perdeyi yırtmamış bu şefkatli peygamber. Sana hiç perdeyi yırtar mı? Bu peygamber biliyor bu münafık. Olan ben o zaman ha, böyle çakardım vallahi. Hiç, hiç vallahi. De falan Diyorum ya nasıl demem biliyorum. Bildiği halde nasıl sabrediyor. Necip Fazıl Kısa Küre ve e, neydi o? Kadir Mısırlıoğlu'na demişler ki niye asabisin? İkisine aynı soru farklıdan sormuşlar. Necip Fazıl Kısa Küre'nin cevabını söyleyeyim. Niye asabisiniz? Evladım demiş keşke senin kadar bilmeseydim. Cahil olsaydım da rahat olsaydım. El cahilun cesur. Cahil cesur ol. Cahil rahat olur. Bazen diyorum ki en iyisi de sensin. Niye abi? Çünkü aklın da ondan rahat ediyorsun ya. Zekisin. Aklın az. Yani aklın muhatap ilahi olmakla olur. Yakulun takulun. Şimdi parmakla su içecek. Bak peygambere bak ya. Nasıl bir ahlak? Böyle ahlak olur mu? Olmaz. Ama var. O zaman bana benzemiyor bu. Bu başka bir şey ya. Parmağımdan su içireceğim. Bu adamın da munafık olduğunu bileceğim. Ve bir şey demeyeceğim. Ya böyle bir ahlak olur mu ya? Ben olsam yedi maliye düvele ilan ederim ya. Peygamberim nasıl bir şey ya? Nasıl bir ruh Allah aman ya Rabbi ya. Büyütmüyorum ya. Küçüklüğümü anlıyorum. Ya ahlakıma bak ya. Geçimsiz, bağnaz, kanaatsiz, doyumsuz, hırçın. Bir şey dese hemen gurur yaparım. Barışmam. Acayip acayip bir mahluk olmuşuz ya. Bak ben kendimden bahsediyorum. Ya bunu göreceksin. Öteki bir şey sordukları zaman Hazreti Ömer e radıyallahu anh olarak kılıcın önünü götürür kafanı uçuracağım diyor. Ya sohbet yapıyor burada. Bedevi gelmiş. Biraz dinlemiş dinlemiş. Ondan sonra affedersin tuvaleti gelmiş kenarda jar 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 işiyor. Lan bu adamları nasıl nasıl muallim yapmış ya? Bu adamlarla nasıl meşgul olmuş? Miraç'tan gel. Lap adam Milli Piyango'dan Abuka'da kitap okudum. Milli Piyango'da çıkan adamlar ne yaptı diye okudum da. Hani var ya adamlara vurmuş. Bu adamlar ne yaptı dedim. İlk yaptıkları şey karıyı boşalmış. Sonra şey yapmış. En son akıbette ne olmuş %99'un? Kafayı yemiş. Cebi para dönünce bir kahveyi değiştirmiş. Kahve, arabayı değiştirmiş. Kahvesini değiştirmiş. Yürüyüşü değişmiş. Konuşması değişmiş. Eşini değişmiş. Yuvasını değiştirmiş. Ulan mirac, miraca geçeceksin. Aynı olacaksın. Çok tuhaf. Normal değil yani. Bize hiç benzemiyor. Demek ki acayip bir şey ya. Şemsezeli'nin... E, Abesir suresini tefsir ederken kibirli adam diye tefsir ediyor. Kibirli adam diyor. Kibirli adam diye tefsir ettiği için ustad da ne demiş bak. ABS suresinde mi demiş? ABS suresini tefsir ederken. Evet ilk ayeti işte yüzüne eşkitti diye kibirli Ek... adam de söyledi. şeyini yazıyor yani. Bak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın halatında medarı tenkit buldukları noktaları bu İslam ismi altındaki zındık kurnazcasına, saftir Müslümanlara ve Risale-i Nur'u görmeyenlere dinlettirmek ve göstermek için öyle bir tarza gitmiş, küfrünü gizlemeye çalışmış ki şeytanette şeytandan ileri gitmiş, beni çok mu tesir etti. 1934'te. Öyle diyor. Yahudi diyor. Peygamber Aleyhisselat ve ve Kur Kur'an Kur'an hakkındaki mesleklerince şöyle dedikleri tabiratı başka bir tarzda o zındık herif istimal etmiş. Onun gibi Yahudi. Yahudi nesli Yahudi demek. Burada kim kastet. Elhamdülillah. İyi ki eli sünnetiz. Elhamdülillah. Çok şükür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti seni falan. Ustad Hazretleri diyor ki Buhari'de görmek aynı Resulullah'tan işitmek gibidir. Ya. Zaten, Zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise onları menba hakikisinden, zat akdesten, turfanda taze olarak fevkalade istidadıyla almış, emmiş, mahsetmiş. <laughs> emmiş. Allah'tan almış ya. Bir hadisi şerifi yazdı bana. Deri hocanın kardeşi Yahya Alkın Hoca. Haseki de müftü yetiştiriyordu. Ben de işte kendi hattıyla duruyor Arapça. Diyor ki Peygamber Hazreti Selam bana Kur'an kadar Kur'an verildi anlatmaya mezun değilim. Çünkü Allah'ın ilmi o kadar değil ya. Yani. Abiler böyle bir şefkatli şefiğimiz var, şefaatçımız var. İnşallah ümitliyiz ahirette. Çünkü bu zat kimseyi kırmamış, dökmemiş. Allah nasıl davranacak diye merak ettim. Bu yola baya gönül verdim. Allah bana haşirde nasıl davranacak merak ettim. Merak ettim. Mektubatta bir yer buldum. Peygamber aleyhissalatü vesselamın e, getir. O çok önemli. Bak getiriyor Adem. E, Allah nasıl davranacak merak etmez misin? Haşirde nasıl olduğunu hemen ben size şey yapayım orada. Müjde yani. Müjde inanın. Müjde. Ve belki senelerce uğraştım. Bak abi. Bu yeni mi ya? Yeni bu. Yeniye benziyor. Yeni. He? Öyle mi? 219. Vay 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 vay. Ben, çünkü eskiciyiz da biz. Ha, altıncı, altıncı reşha, bu. Bak. İşte o zat. <laughs> ne alakası var? Allah haşirde nasıl davranacak? Bu akşam, bu akşam bu müjdeyi alsak, alsak yeter. Basit değil ha. Bak hepimiz öleceğiz. Şakası yok. Bak öleceğiz. Kabire, Berza, Haşir, Sırat Köprüsü'ne. Cenab-ı Hak nasıl davranacak? Onun bir misali varmış. Bak burada. İşte o zat peygamber aleyhissalatü vesselam. Kimmiş bu? Bir saadeti ebediyenin muhbiri. Hasan'ın. Saadet ebediyenin ebedi saadetin muhbili ne demek? Habercisi. Habercisi. Peygamberimiz Allah ile bizi tanıştırmış. ahiretten haber vermiş. Bu iyiliği neyle öderiz ki? Allah ile tanıştırmış ya. Allah ile tanıştırmış. Senin reisle değil. Bizi bir bir tane reisle, başkanla ne bileyim, belediye başkanı ile reisi cumhurla tanıştırsa bu şu an İnsan ne kadar minnettar olur ya. İşimiz görülsün diye. Bu kimle bizi tanıştırdı? Allah ile Celle Celaluhu. Kim? Bir de ahireti bize ifade etmiş. Bir, saadet ebedini muhbiri. Bu iyiliğini ödeyemeyiz. İki, müjdecisi. Üç, rahmeti bir nihayenin. Rahmeti nihayetsiz olan Zat-ı Zülcelal'in böyle bir Allah olduğunun keşfedicisi kaşifi ve ilancısı böyle. Sonra saltan yani bu vasıflarını anlatıyor şimdi müjdeyi okuyacağım. Ve saltanat rububiyetinin mehasinin delalı yani kainatı kim idare ediyor? Onu anlatan delal peygamber seyircisi. Sonra künüzü esma ilayenin keşafı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyet cihetiyle ha Şimdi bu sıfatları toplarsan, topla bir zatta. Şimdi diyor ki, onu bir misali muhabbet. Allah kullarına nasıl davranacak? Dedi ki, benim kullarıma davranma şeklim en az şu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine davrandığı gibidir. Ne demek? Bak, onu bir misali muhabbet. Allah'ın muhabbetinin misali. Nasıl davranacağının misali o. Şimdi buna bak kardeşler, Arkadaşlar sakın ümitsizliğe yapmayın. Parmağından su akıyor. Bu munafık içiyor bu namussuz. Ben dayanamıyorum burada. Ondan sonra o şeylerden istifade ediyor. Yalandan namaz kılıyor. Hiçbir şey demiyor bir ahlak. Seni bırakır mı ya? Böyle ne olur belki belki döner diye Belki merhametin itmiyor, atmıyor, kalkmıyor, yargılamıyor. Yani insanların ümidini kestirmiyor. Diyor ki ümitlendiriniz, korkutmayınız, şevklendiriniz. Şimdi o kim? Cenab-ı Hakk'ın misali muhabbetiymiş. Sonra neymiş? İkinci vasfı. Bir timsali rahmetiymiş. Allah'ın nasıl bir rahmet edeceğini kullarına timsaliymiş yeryüzündeki göstergesiymiş. En az ha? Allah ona da haşa benzemez. Vallahi öyle ümitliyim ki. Misali muhabbet, timsali rahmet. Allah'ın muhabbetinin göstergicisi şu şu. Araba da yapar, ibre kalkar. İbre elinizi sürerseniz yanar mı eliniz? Yok. Ama 90-120 gösteriyor. İbre gösteriyor kardeşim. Aslı öyle değil. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın lahteşfeyi ve temsil termometre gibi ibreyi gösterir ama kendisi sıcak değil. Yani Allah'ın muhabbetini, rahmetini gösteriyor ama gene o değil. Herhalde şirk yapmadıkça inşallah bir şeyler olacak Allah nasip ederse. Bir de o zat birkaç defa uyarı alıyor Cenab-ı Hak'ta. Hep uyarılar da fazla şefkat ve rahmet gösterdiğinden. Allah Allah. Hani hidayetisi değilsin filan diyor. Değil ya bir de diyor ki size çok Kur'an'da öyle diyor değil mi? size çok şefkatlidir diyor. Allah'tan nasıl ümidini kesiyorsun yahu? Ömrüm yani benim şu 40 küsür sene hizmetteki ömrüm hiçbir zaman elimi yeis tutamadı, tutmadı çok şükür. Hiçbir şeyimde yeis de benim sohbetim uzaktan yakında şeyim olmaz. Yeis var ya ümitsizlik. Sanki Cenab-ı Hak'ı Cumhuriyet Savcısı gibi gösteriliyor Ya. Niye bu şeyi şey yapıyorsun kardeşim? Allah ne kadar merhametli. Severek anlat kardeşim. Sevdir yahu. Sevdir hakikaten. Yani yalandan sevdirdiği ki zaten sevilmeye layık Cenab-ı ya. Çünkü sen sevesin diye sevme istidadını ve sevilecek şeyi yaratan Allah sevilmez mi? Ya sevgilini de yaratan o. Sevme kabiliyetini kalbini de koyan o. Bu sevmekten zevk alıyorsan ikisinin toplamından daha çok sevgili değil mi Allah ya? Sevgiliden en az daha fazla sevilmesi lazım. Ey sevgililer olan e duygularını aşıp taşan, ya onu yaratan, o kalbi de koyan, ikisinin toplamından daha çok sevilmeye layık değil mi ya? Allah ne kadar hoş. Önce mülkler aşık olmuş. yani neyse o peygamber aleyhissalatü vesselam misali muhabbet, timsali rahmet, bir şeref insaniyet. Bir de bizim adımıza Cenab-ı Hakk'a muhatap olacak şerefli. Yani derler ya bana bak oradan şerefli meziyetli aranızda birisini seçin. O muhatap olsun. Başkan der ya, devletler arasında der ya. Peygamber aleyhissalatü vesselam bizim adımıza böyle. Bu sıra binaen o zat bir tek tespitten başkasının bir sene ibadeti kadar feyz alabilir. İşte bu noktayı nazardan Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam haddi ve nihayeti olmayan meratibi kemalata ne derece terakki ettiğini kıyas et. Üçüncü düz okuyorum izah etmiyorum. Üçüncüsü bu kainatın haliki bu kainattaki bütün makasıdının en emniyetli medarı nevi insan olduğundan ve bütün hitabat-ı en anlayışlı bir muhatabı nevi beşer olduğundan o nevi beşer içinde en meşhur, en namdar asariyle ve icraatiyle en mükemmel, en muhteşem fert olan Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o nevi, o nev namına belki umum kainat hesabına kendine muhatap eden zatı ferdi zülcelal elbette onu hadsiz kemalatta hadsiz feyzine mazar etmiştir. İşte bu üç nokta gibi çok noktalar var. Katı bir surette ispat ederler ki şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kainatın manevi bir güneş olduğu gibi bu kainat denilen Kur'an-ı Kebir'in ayat-ı kübrası ve o Furkan Azam'ın İsmi azamı ve ismin ferdin cilve azamının bir aynısidir. Yani hemen ben şey yapmak istiyorum. Şu şekle geç. Kitap okuyan, ders atan, hitap edenlere söyleyeceğim. Ee, dur orada dedi ki tam şekli şey yap biraz önce. Kırmızı biraz önce bir geri gel. Heh. Bak abiler. Şimdi insan kainat. Kainat büyük insandır. İnsan küçük kainattır. Aynı zaman bu kainata Kur'an-ı ekber Kainat diyor. Kur'an-ı Kebir kainat. Biz de canlı küçük Kur'an'ız. E, ee, Kübra kainatın çekirdeği demektir. İşte bunu kapatayım. Şu şu sarı beşeriyetimiz. Kapat mı? Büyütme, büyütme. Görsün hepsini. Burası beşeriyetimiz. Burası da ayet-i kübramız. Mukaddeme. Varlık insanla başlamış. İlk önce Allah var iken hiçbir şey yoktu karar verdiği Kainat yaratacağım. İlk önce çekirdek yarattı. O çekirdeğin adı Nuru Muhammedidir. İlk suhurat oradan başlamış. İşte bu ayat kübra, fatiha demektir. İnsan kainat Kur'an'ının fatihasıdır. İnsan kainat Kur'an'ının ayeti kürsüsüdür. Beşerdir, şerlerle doludur, karmadır. Ayrıştığı kadar insan oluyor. Onun için insan olmak kolay değil. Sokakta gördüğümüz hep insan değil. Beşer bazen de insi şeytan. Bu kainat denilen Kur'an-ı Kebir'in ayet kübrası peygamberimiz. Kainat Kur'an'ının başlangıcı. Başka bu peygamberimiz o Furkan-ı Azam'ın ismi azamı ve ismi ferdin cilve-i azamının bir aynısı. Kainatın umum zerratının, umum zamanlardaki umum dakikalarının bütün aşirelerine darbedilip çarpılsa hasılı darp adedince o zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselama aleyhissalatü vesselam nihayetsiz hazine-i rahmetinden inmesini bir ustada bak dua etmesine bak. Kainatın umum zerratının kainata ne kadar umum zerrat var. Umum zamanlardaki umum dakikalarının bütün aşirelerinin saniyelerinin darbedilip edilip Hasılı bir darp adedince ortaya çıkacak sonuç kadar o Zat-ı Ahmedi ve selam nihayetsiz hazine rahmetinden inmesini zatı Ferdi Ehad-ı Samet'ten niyaz ediyoruz. Sübhaneke la ilme lena illa ma lemtena inneke entel alimun hakim ve ahir davahu Rabbil Sorusu olan var mı abiler? Eğer şeyden sonra sorabilir, hiç üşenmeden... Kainattan insan nedir? Başlangıç nedir? Yaratılmadan önce ne yapıyordu? O ilk yuvarlak da var. Şununla da bağlıyorum. Abiler biz buradayız. Büyütme ki görsün. Biz buradayız. En son gelenler buradasın. Bizi kuşatan yedi kat sema. Onu kuşatan lefi maaf ispat. Onu kuşatan kurs. Kürs. Yani bizim başımız, evvelimiz, ahırımız esma-i Allah'ın nuru semavatı Esmalar buzun suya, duman ve nurun oduna, enerjini maddeye nispeti gibi düşünün. Bizim biz donmuş esma yusnayız. Allah ne kadar yakın? Buz, buza su ne kadar yakınsa, su buza ne kadar yakınsa Allah bize o kadar yakın. Biz esmaların cil ve cema nakış sanatıyız. Donmuş haliyiz. Allah bize yakın uzaklık yok. Donmuş haliyiz. Onun için sonsuz yakın demek esmaların donmuş haliyiz. Onun için evvel, ahir hep o. Kendine vücut rengini verme. Bak buradasın. Her tarafı bizi kuşatmış. El Fatiha.